بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Allah feyzini üzerimize hakim kılsın inşallah. Nokta. Arkadaş, kalp ile ruhun hastalığı nispetinde, kalp ile ruhun hastalığı, nasıl anlayacağız bunu? Kalp ile ruhun hastalığı. Bazılar değil biliyor, hastaneye mi geldi? Felsefe ilimlerine meyil ve muhabbet ziyade olur. Felsefe ilimlerine meyil ve muhabbet ziyade olur. Yani felsefe derken o bizim bildiğimiz okul felsefesi değil. 27. sözde söylüyor. Olayları çözmede kullandığımız yöntem biz. Yani biz olunca, çevre olunca, millet ne der? Baksana herkes böyle yapıyor. gibi kendine has çözümleri, yani dine müracaat etmeden her bir çözüm felsefedir. Kalp ve ruhun hastalığı nispetinde insan kendisini öne çıkarır. Tecerrüt hani terkler vardı ya, tecerrüt o günahlardan, şunlardan, bunlardan. En büyük tecerrüt kendinden çıkmaktır. Arzu ve meyillerinden sıyrılmaktır. Kendini esas yapmamaktır. Bunun alameti de, kendini yaşamamanın alameti, sünnet-i seni yaşamaktır. Kendini yaşamamaktır. Kalp ve ruhun hastalığı nispetine, felsefe ilimlerine meyil ve muhabbet ziyade olur. Bana göre diyor mesela. O hastalık marazı da marazdır ama çok ilginçtir. Hastalık bilinmiyor. Yani hasta olduğu halde belki de bazılarımız şu anda bize belki alışmadığımız, bize alışmayan veya bizi fazla bilmeyen insanlar belki de nurları yeni gelenler belki olabilir aranızda. Yani olur mu ya akılsız şey olur mu falan diyebilirler de. Ama neticeden ben bahsediyorum. Bu kadar hastalık ne türedi piyasada? He? Bu kadar hastalığın türevleri var. Tut, gözün kapat, hiç seçme yani. Seçme. Seçti demesinler, gözün kapat. Tut 10 kişiyi sokaktan, 9'u rahatsız. Rahatsız ya, rahatsız. Bildiğin rahatsız. Yani raporsuz deli. Raporsuz deli deli, bayağı deli. Rapor yok. Niçin söyledim? Bu nereden türedi? Ondan okuyorum işte. Bundan türedi. Kalp ve ruh hastalığından dolayı olayları, hayatı ve kendisini kendisiyle yönetiyor. O hastalık marazı da ulumu akliye tevakkül etmek nispetindedir. Ne kadar aklı ölçü yaparsan vahiden kopuk akıl. O kadar hastalık berbat olur. Vahiden kopuk. Şöyle ifade edeyim. Yani hep derim. Şu akılla bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıl kullanılmadı. Bu aklı kim yapmışsa bu aklı ona bağlamak akıllılık. Bu akılla bu aklı çözmeye çalışmak zekiliktir. O da Allah belasını veriyor adamı. Bela. Toplumsal bela. Nasıl anlarsın? Bela olur. İnsan aklı kendisine bela olur mu? Bela olur. Deli olup da kafadan veya hayvan ve çocuk hiç psikolojisi bozuk olanı gördünüz mü? Yok. Yani psikoloji bozuk olan gördün mü? Çocuklardan, delilerden. Yok. Peki akıllardan çoğusu oluyor. intihar etmeler vesaire.
Çoğu derken bunlar da oluyor. Bir yerde bir sorun var demek ki. Demek ki manevi olan hastalıklar insanları aklı ilimlere teşvik ve sevk eder. Hemen böyle maddeye saldırır, fen ve felsefe okuyayım, mühendis olayım falan. Bir alim olayım, bir kitap okuyayım, bir kendimi tanıyayım, kendime bir katkı yapayım yok. Hep mühendis olayım, hep hükmedeyim, müdür olayım. Alim olayım veya kendimi tanımlayayım, ya ben neyim ya, neyin nesiyim diye sormuyoruz. Yani sormaya da fırsat vermiyor ki cemiyet. Cemiyet fırsat vermiyor. Hiç siz duydunuz mu böyle bir anneyi? Benim oğlum alim olacak. Benim oğlum hep doktor olacak, mühendis olacak, bak başına bela olmuş. Hep o tahsillerden intiharlar geliyor. Hiç duydunuz mu ya? Sizinkiler aşağı, sizinle alakası yok da evdekiler aşağı. Sizin dışındakiler, benim çocuğum alim olacak, fazil olacak. Benim oğlum müdür olacak, paşa olacak, para kazanacak, lider olacak, şu olacak, bu olacak. Bak, ya kardeşim bunlar nereden türedi? İnsanları, bak ne diyor, demek manevi olan hastalıklar, İnsanları akli ilimlere teşvik ve sevk eder ve akliyat ile iştigal eden cümle bu. Bundan sonra açılım yapacağım. Akliyat ile iştigal eden emraz-ı kalbi müptela olur. Akliyat ile iştigal eden. Aklı esas almış. Başka hiçbir şey yok. Başka bir şeyin varlığına haberi yok. Aklı ilim, akliyat ile iştigal eden emraz-ı kalbiye müptela olur. Kalp hastalığına müptela olur. Kalp hastalığına müptela oldun mu? Artık kendine nefret edersin. Kendini sevmezsin. Hayat yaşamakla yaşamamak eşit olur. Ha? Bunu aldım. Canım sıkılıyor. Öf! Batsın bu dünya. İndirin beni buradan. Ha? Başlıyor bunlar. Eylemsel itibariyle sokakta hırçınlık, kornalar basmak, saldırganlık, dokunma patlayacak. Yani toplumsal bir patlama başladı. Akliyat ile iştigal eden emraz-ı kalbiye müptela olur. Kalplerde yuva olursa akrep, çıyan. Kalpler şöyle bozuluyor. Maymun olur insan ilk önce. Bozulma şekli, yani taklitçilik. Ne derler? Ayıp olur ya. O komşu var, eş dost var ya. Bu tarzda hayatı tanzim edince adamın ruhu maymun olur. Sırayla söylüyor. Sıra ne olur? Ne olur? Tilki olur. Risale'deki bozulma sürecini anlatıyor. Ezberden söylemiyor. Maymun ola insan, yani harici yaşaya. Ne derler diye araba alıyoruz, ne derler diye giyiniyoruz, ne derler diye şey yapıyoruz, ne derler. Maymunluk oluyor, taklit. Bunda ilerleyince tilkilik başlıyor. Böyle. Arada tilkinin sıfatı, ona girmeyeceğim. Üçüncü safa ne oluyor? Yılan oluyor. Su içer, zehir akıtır. Arı su içer, balık. Dördüncü safa ne oluyor? Ayı olur. Saldırgan. Deme ya, arabayı şöyle koluna bastın. Ne lan öyle baktın? Ne olmuş ya? Ayı. Peki, üniversiteyi bitirene, diploması olana, ilkokul diploman var denilir mi? Denilmez. Ayıya aynı zamanda maymundur, aynı zamanda tilkidir, aynı zamanda yılandır. Bunlar olmadan ayı olamaz. Olamaz olup diyor. Üniversiteyi diploması alman için ilkokul diploman lazım. Beşinci safhada kim var? Çakal. He? Domuz. Domuz. Çakal sıfatı familya tilki sıfatının içindedir. En şey domuzdur. La yetulü cenneti illa deyus. Deyus de cennete giremez. Nedir ya Resulallah? Deyus hadis bu. Deyus kimdir ya Resulallah? Namusunu kıskanmayan deyustur. Resulullah'ın ağzı. Kafamıza yeter ve yatmaz. Mesele değil. Şimdi
bu açılışı yaptıktan sonra bakalım ne çıkacak bize. Abi biraz kalbiye muhtela olur derken, muhtela bir şeyi bilerek zararından haberdar olarak kullanıp ona bağımlı olmak anlamına geliyor. Yani bir şeyin sonucu değil de kendi isteğiyle bu hastalığa girmiş gibi oluyor. Evet. Mesela cam açıktı, haberim yok, üşüttüm, hasta oldum. Böyle değil. Değil. Müptela bilerek. Bağımlı. Bilerek. Yani iradesini kullanarak o hastalığa bilerek, o sonuca olacağını bilerek. Biliyor. Ya mesela bak buraya gelenlerin %99'u nereye geldiğini biliyor. Yani bizi biliyor. Yani ortalama ders stilimi, yani yöntemimi biliyor. Yani mülk ve melekütü, eylemi, dima, kalbi, fiili hiçbir derste eksik etmem. Yani mülk ve melekütü beraber işlerim. Bilerek geliyor. Aynı bunun gibi de يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ دُنْيَا لَلْاَخِرَةِ bilerek ve severek tercih ettiler. Yoksa bilmeyerek olursa mesuliyet yoktur. Mesela Sibirya'da, Pigmeler Afrika'da din hiç gitmemiş. وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولًا biz peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Hiç din gitmezse. Hatta İmam-ı Gazali'ye göre din gidiyor ama yanlış gidiyor. Terörist dini diye falan medya var ya böyle Yahudi şeyi. Yanlış din bile gitse, zina yapsa, içki içse hiçbirisine hesap yoktur. Allah hesap sorması için iktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet lazım. Onlar uzun şey. Bunu merak edersiniz varsa fetre tehli nasıl necat olur diye dersi girersin. Şimdi senin o dediğini ayette 104 Kastamonu ve 110 Kastamonu birinci şuada da anlatıyor. Diyor ki يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ دُنْيَا لَلْآخِرِ bilerek, severek dünyayı ahirete tercih ettiler. Bilerek ve severek. Bilerek. Mesela bu dersten çıkılıyor. Rahat televizyon açabiliyor artık. Biliyor ya. Yani. Peki, televizyon açılmaması gerektiğini sıkıldığımız halde bir, demek ki bir güç var bizi bırakmıyor. Bunun adı emraz-ı kalbiyedir, derece derece. Yani kendimize yatırım yapmıyor. Kendimizi sevmiyoruz. Bak bir tane misal söyleyeyim. Benle alakası yok. Çünkü ben camilerde hitap eden, düğünlere hitap eden, bir şey anlatmak için söylüyorum. Cenazeler hitap eden, açılışlara hitap eden bir insanım. Her türlü muhatap oluyorum, görüyorum. Burada hassas değilim, buradasın. Telefonu kapat diyorum. Biz kendimizi sevmiyoruz. Titreşimi alıyorsun. Sen şimdi bu derste tak diye düşüyorsun. Titrediği zaman seni titretiyor. Bu kendini sevmiyorsun. Kendine değer vermiyorsun. Kendine bir 45 dakika saygılı değilsin. Kendine bana değil. Ben duymuyorum ki şu anda senin telefonu. Değil mi? Ben senin telefonu duymuyorum. Titrettiği zaman seni manadan koparıyor mu, koparmıyor. Peki ben realiteden bahsediyorum. Dima, kalp, fiil. Emraz-ı kalbinin dişe vuruşları. Kendine 5 dakika, 10 dakikaya saygılı. Yani değer ver. Ne şu ders sana yükleniyor. İnternete bir ders atarken, bir video atarken koptu mu? Yani o istersen bir saat kopsun, istersen salise kopsun. Koptu. Netice aynıdır. Daha ya çok kısa zaman bir kopma oldu. Atlama yapar mı? Yapmaz. Yapar mı? Yapmaz. Sen bir koptu mu koptu. İster 10 dakika kop, ister bir anda kop. Yani nereden bahsediyorum? Kendine değer ver. Bak senden para mı istiyor? Kendime katkılı bir şey istemiyor. Kendine değer ver. Kendini sev. Kendi kıymetini bil. Merak etme sen iyi olduktan sonra her şey iyi olur. Sen iyi olmazsan hiçbir şey yok. Hiçbir şeyin değeri olmaz. Kendine katkı ver ya. Ben sana söyleyeyim. İşte eylem bu. Bilerek ve severek yapıyor. Yani basit bir şey. Basit bir şeyden ben diğerini de gösteriyorum. Abi terlikler de iradi oluyor değil mi? Tabii. Mesela Brahmanlar, Budistler, bazı kahinler, bazı istidraca mazhar olanlar, dinde var bu istidrac, suyun üzerinde yürüyenler var. Budistler ve Brahmanlar ayrı şey.
kırık camların üzerine yürürler. Ateş üzerine yürürler, tamam mı? Günlerce, haftalarca yemek yemezler. Harikalara mazhar olurlar. İbadetle mi vardılar? Hayır. İbadetle varmadılar. Din şart değil. Terklerde varırsın, terk. Terk ettiler. Huzuzat-ı Nefsaniye'den çıktıkça şu adi beşeriyetten, şu bedenin yaptırıcılığından sıyrılıyorsun. Yani mesela sıkıntı, buhran, bunalım. Bunların çaresi terk edeceksin. Terkler nedir o? Tiryaki olduklarını terk edeceksin. Günahı terk edeceksin. Heveslerini terk edeceksin. İstediğini terk... Yani en azından bu yolu veya en azından bunu duyacaksın. Bunu duyman lazım şimdi. Bakın ibadet olsaydı onlar varamayacaktı. İbadette varmadılar. Suyun üzerine yürüyor. Ateşin üzerine yürüyor. Camın üzerine yürüyor. Sebebi terk. Yemiyor, içmiyor. Ondan sonra sen ye iç ama bazı şeylerini terk et ya. Ya ben şu lanete internet rezilliğe girmeyeceğim ya. Mailime girip tamam. Ha? Sabahlara kadar şu maçı seyretmeyeceğim arkadaş. Kendimi seyredeceğim. Bir de kendisi. Terk. Ben sana bak ibadet yap demiyorum. İstersen sabaha kadar ibadet yap, sabah oruç tut. Bir tane terke denk gelmez. Terk. Paramı terk et, interneti terk et. Haram açık saçıklara bakma. Tamam? Kötü arkadaşı terk et. Bak bir şey yapmıyorsun, terk ediyorsun. Sonra bu terklerle alışa Allah terk ediyor sana. Helalımızı terk ettirerek haramı nasıl terk edeceğimizi öğretti. Neyle? Ramazan'da. Helal, yeme, içme, namusumuz helal. Terk ettin. Terk etmeyi öğretti bize. Haçta tamamen komple terk var. Tamamen terk var. Terk. İşte tekler terk ederek harikalara mazhar oluruz. Din şart değil. Niçin? Adetullah'tır. Kural ilahidir. Kafir mümin fark etmez. Suda birisi düşse ıslanır. Yağmurda olsa ıslanır. 10. kattan peygamber de düşse, sen de düşsen yere çakılırsın. İstihdamlar hariç. Aynı bunun gibi terkleri kim yapıyorsa İstersen inansın Allah, istesin inanmasın. Kural var, adetullah, sünnetullah sistemi. Onu harikalara taşıyor. Terk. Onun için yestehibbûne hayâte dünya alel âhire bilerek, severek tercih etmişler. Yani. Şimdi bu terkleri terk edebilende neler oluyor? Diğer okuyacağım. Çok hoşunuza gidecek. Bir zaman sözler 490. Ama buraya başlamadan önce belki zamanım yetmez. Size vermek istediğim cümleyi de okumak istiyorum. Zaman. Aslında konum burası. Bu giriştim. Ama belki yetmez çünkü zamanım. 492'den bir cümle göndermek istiyorum sana. Şimdi saadet ebediye bedel, yani ebedi bir saadeti şöyle yapayım. Aramıza çiçek bile girmesin. Şimdi saadet ebediye bedel, yani sonsuz bir hayat. Allah'a pek inanamadığımız için, güvenemediğimiz için yani böyle bir hayal gibi geliyor ahiret bize. Allah da hayal gibi geliyor. Biraz bizim de suçumuz yok yani. Bizden öncekiler de Allah'ı bir hayal seviyesine koydular. Ulaşılamaz, varılamaz, zevk edilemez. Böyle şey olamaz vesaire. Oysa Allah kucaklar yani seni böyle duygular gibi. Ananın duygusundan daha sıcak duygudur. Sevgilinden almış olduğun lezzeti ondan alasın diye onu veren ondan daha lezzetlidir. Öyle Allah'ı hissetmeye başladın. İşte hayal şey yapmışız. Allah'ı görüyoruz diye bir ders vardı. Burada katılanlar biliyor. Her şey herkese rağmen... Ters söylüyorum ben. Allah'ı görüyoruz da farkında değiliz. Ama görmeyi cehaletimiz göze indirmiş. Kulakla gördüğümüzü görmeyi kabul etmiyoruz. Burunla gördüğünü görmeyi kabul etmiyor musun? O da görmek. Ustad bu alışkanlığımızı yırtmak için lemalarda şöyle diyor. Van Kalesi'nde. Bunları diyor gözümle değil
kulağımla görüyordum, kulağımla değil, gözümle işitiyordum. Gözle işitilir mi? İşitiliyormuş değil mi? Saadet ebedi bu dünyada da yaşıyor. Bu dünyada zaten gir diyor. Fethuli ibadi, vethuli cenneti. Yapısı gir cenneti var. Saadet ebedi uzakta değil aslında. Değil. Şimdi saadeti ebediye bedel biz kalp ve ruhun derece hayatına girersek o cennet, bu cennetin yanında cennet olmuyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki öyle bahtiyar insanlar var ki cennette hususi esmasının dünyada mazar olur. Dünyada ruhunda bunların inşa ediyor. Ama herkes derece derece yaşar. İmam Ali radıyallahu anh diyor ki ahiret açılsa yakinim ziyadeleşmez. Yani sen şimdi cennet cehennemi görsen ayağın Skoda gibi yamulmaz mı? Cenneti cehennemi göreceksin sen aynı olacaksın. Adam böyleymiş. Böyle imanı var. Allah Allah. Şimdi saadet-i ebediye bedel, saadet-i dünyeviye medar nazardır. Beşeri nazarı dikkati başka maksatlara müteveccihtir. Yani kalp bak, kalpmiş ya. Bakmıyoruz. Bedelini acımasız görüyoruz. Bak. Acıması şu. Gelecek şimdi. Vehim var ya vehim. Dimağıdır. Vesvese kalbidir. Vehim varı yoku var eder. Bütün böyle yokları böyle imal eden vehimdir. Vesvese ise varı yok eder. Eğer din insana hayat olmasa bu hayat yaşanamaz. En meşhurlar ya intihar ediyor veya şu anda bir serseriliğe, esrar, eroin bir sürü şeyler içerek bir derece uyutuyorlar kafalarını. Oysa dünyada senin zannettiğin mutluluk adına her şeyleri var vesile. Yatı, katı, aşı, işi, eşi. Ama mutlu değiller ve intihar ediyorlar. Peki bir mana ifade etmiyor mu senin için? Atı, katı, yatı var. Eşi, işi, aşı var. Neye mutlu değil? O vehim var ya vehim. Beni böyle bir kuyuya indirmişti Allah. Bunları ders yapmak için herhalde. Ustadı da böyle yapmış. O vehim var ya. Vallahi dünyanın her tarafın altın doldursan mümkün değil. Hayattan usandın ya. Hayatta yaşamayla yaşamamak daha zevkli gelmeye başlıyor. Hemen iman imdadına yetişiyor. Bu vehim o kadar acımasızdır ki Allah Resulü'nün hadisiyle acımasız bir latifedir diyor. Onu neyle yok edeceksin? Bak ona geliyorum. Dert imal etmiyorum. Buraya geldim. Dert dinlemeyeceğiz. Çareleri şey yapıyor. Bak diyor ki tevekkülsüzlük içinde derdi maşet ruha sersemlik vermiş. Tevekkül yok. Tevekkül ne demek? Allah'a vekil etmek. Allah'a vekil etmek. Başka? Allah'a istinad etmek. Başka? Teslim olmak. Evet, neticelerde esbab oyup netice ona. Allah'a tamam. Kanaat etmek. Allah ile kanaat etmek. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Mayın tarlası burası. Allah'a kanaat etmek. Esayip bak, tevekkülsüzlük içinde derdi maaşı ruha sersemlik vermiş. Ruh, sersem ne demek biliyor musun? Serser. Dönüyor. Artık manyen bir şey yok. Hani derler serseri. Serseri ektir. Serser yani dönen, manyen olmayan. Başka yapayım. Zelzele. Zelzel. Aynı şeyin tekrarı. Zelzele. Tamam mı? Serseri de serseri demek başı dönen. Hani bir aklı başında olmayan. Tevekkülsüzlük içinde derdi maşit ruha sersemlik vermiş. Başı dönüyor. Ne yapacağını, nerede duracağını, kime dost, kime düşman olacağını bilmiyor. Dostu, düşmanı bilmiyor. Sonra başka? Çareyi iş yapacağız. Felsefe-i tabiye ve maddiyle alakalı, akla körlük verdiğinden, felsefe-i tabiye ve maddiye
akla körlük veriyor. Aklı, akıl kör olur mu? Kör bir adam kör deyince neresini anlarsınız? Gözü. Gözü değil mi arkadaşlar? Tabii başka ne olacak? Kör kör ama gözü gitmiş. Ama ustak burada akıl kör diyor. İşlevsiz anlamıyor. Evet, ters. Akıl bir alettir. Ama felsefede akıl ustur. Bunları okuymuş bir insanım. Yani felsefeyi biliyorum yani. Akla ust diyor. Us felsefede. Akıl ustur. Esastır, özdür. Ben olan bendir diyor. Akla ust diyor. Aristoteles, Sokrat hepsi böyle. Onlardan felsefe, beşeri felsefe bu kafada ne varmış şimdiye kadar? Tek bir akıl varmış. Ve her şey onunla biliniyor. O bozulduğu zaman her şey sistem bitti. Bizde ne var? Şu dimağda 7 mertebe var. Sayacağım. Eskiler bilir. En diş kabuğundan, soğan kabuğundan içeri gireceğim. Tahayyül. Tasavvur. Taakkul. Bak taakkul burada. Akıl onların us dediği burada. Çık yukarıya. Bırak felsefe şimdi. Taakkulden sonra tasdik. İzan. İrtizam. İtikad. İn aşağıya şimdi. Vicdana gir. Diş kabuktan gir vicdana. İrade. Zihin. His. Latife Erapani. Girdin kalbe. Tamam bundan sonra duralım işte. Peki niçin saydım? Bir cihaz bozuldu mu? Bu bozuldu mu? Bu cihaz bozulunca bu cihaz kendisini tamire götüremez. Bu cihaz gidebilir mi? Ben götürmem lazım. Akıl özse, töz diyor veya öz, töz, us. Çeşitli tabirler kullanan felsefede aynı manada. Akıl, bu bozuldu. Kim götürecek bunu? Bunun dışında birisi. Akıl özse, netice ise bozuldu bitti. Allah belanı verdi bitti. Ama dinde akıl dimağın üçüncü mertebesiydi. Taakkul bozuldu. Tasdik var, izan var, iltizam var, itikat var, irade var, zihin var, his var. Gir içeriye bir sürü tamir servisleri var. Servisin ortadan kalkmıyor. Ha? Servis bitmiyor yani. Sen şimdi vehim olanlar, psikolojik sorun olan kardeşlerim. Sorununuz dimağ neresinde biliyor musun? Haritasını dua edin de bitireyim. Harita yapacağım. Her bir latifenin ifrat tefrit vasatı etkileyen, güçlü kılan, zayıf kılan yönlerini işte çizeceğim. Senin o amansız dediğin o vehim var ya ilaç içtiğin panik, panik atak mesela. Tasavvurundaki vehimin ifratı. Hayali hakikat gösteriyor. Evet. Şuradasın ha biliyor musun bak diman sen diyorsun ki ben çok kötüyüm. Nereye kötü? Şu birimde bir arıza var. Şimdi geldin sen burada tamir oluyorsun. Bak şu anda ben tamir ediyorum seni. Tasavvurundaki vehim. Peki neyle olmuş? Felsefelerle çok meşgul oldun. Aklı ilimlerle meşgul oldun. Kalbi ve ruhu ilimlerle ortamlara girmedin. Ondan sonra eyleme dönüştüreceksin. Çok aldın Risale-i Nur'u okudun, gittin, tarikatta gittin, zevk ettin. Ne bileyim bir sürü şeyler yaptın. Ama terkleri terk etmiyorsun. Bu terkleri devam ediyorsun. Terk edeceksin kardeşim. Onları aldın terkleri muvaffak olasın diye. Terk edeceksin. Bak ben bir misal söyleyeyim. Televizyonu kapatın hanımınız varlığını göreceksiniz. Çocuğunuz evde dolaştığını göreceksiniz. Evde çocuk dolaştığını Yaşar abi televizyon kapatmayla gözüküyor. Adam öyle diyor. Ya Allah senden razı olsun diyor. Hakikaten evde hanım varmış dedi ya. Bizzat diyorlar ya bir tahmin edersiniz artık. Ya hakikaten çocuk varmış. Ya kucağıma kızım geldi dedi ya. 4,5 benim de içim gitti ya. Hakikaten çocuğumla oynadık dedi. O şey olan fındık adı hangisi Angel'dedir falan. Bir sürü çocuğumla dedi tabanca şey olan tren oynadık. Her gün bir oyun yapıyoruz dedi ya. Ya bunlar neredeydi diyor bu çocuklar. Ne bileyim tipi tipteydi galiba. Televizyonun arkasında lazım. Evet ya aferin doğru söyledin Alaaddin. Ya bir bak bakalım evin varlığını göreceksin ya hakikaten. Ondan sonra kurgula şeyle
oyunlar başlar, işte o yok ya, birbirinize şakalar başlayacak, bunu öyle çay yapıyor. Çay içiyorsunuz, herkes odasında. Sen! Böyle. Çay bile içmiyorsun, herkes odasında. Lan onu kaldır, sel bir bez. Patlat bir mısır ya, fazla ucuzdur de, pahalı da değil. Mesela ortaya koy tepsi, çayı da etrafına, çoluk çocuğuna bir mısır ye ya. Kabak yiyin, bir fındık kırın, bir çerez koyun ortaya. Beni de alın içeriye ya. Karikatür yapmışlar abi. Evde diye iki saat internet kesildi diyor. Evdekilerle muhabbet ettik, iyi insanlarmış hepsi. Hepsi de iyi insanlarmış. Ben sizin dostunuzum, biliyor musunuz? Devamlı senelerce hep bu tertlerden çok zikrediyorum. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Amin. Hakikaten bunu fark etmek lazım. O zaman göreceksiniz ki hakikaten hayat yaşamaya değer. Dolu dolu oluyorsun. Çünkü hayatınızdan daha kıymetli bir şeyiniz yoktur. Hayatınızdan daha kıymetli bir şeye hayatınızı bağlarsanız hayat yaşamaya değer. Keyif alırsın vallahi. Ben vallahi tahtisini minnetlerinden diyorum, hayatından zevk alıyorum. Başka bir şey koymamaya çalışıyorum. Ne zaman böyle uyduruk muyduruk şeylerle meşgul oluyorum, hakikaten çekilmez oluyorum. Çok acayip oluyor. Bak bir de okuyayım. Felsefeyi tabiye ve maddiye akla körlük verdiğinden, akla körlük vermiş. En bedi, hani akıl tutulması var ya, felsefeyi maddiye ve felsefi tabiye ile meşgul bir kafa, çok bedihi bir şey göremiyor. Kör, kör. Akıllıyım zanneder abi, bize de şöyle yapar. Softa. İnsan kendindeki bozulmayı fark edemiyor. Edemiyor. Kendinin en büyük zulüm. En büyük sıkıntı orada. En büyük zulüm orada. Başkasının hatasını çok görüyor, kendindeki evet. Bozulmayı hiç göremez. Hiç göremez. Göstermez ki. Beşerin muhit-i içtimaiyesi etkileyen sizi, aklımızı bozan, ruhumuzu serseri eden, aklımızı kör eden. Ruh serseri, aklı kör eden neymiş biliyor musun? Muhit-i içtimaiyesi o şahsın zihnine, istidadına, içtihat hususunda kuvvet vermediği gibi. Bak onlar ne tesir ediyor, bak oradan şey yapayım. 157 muhakeme. Öyle zeki bir insan değilim, öyle bir aklı pat pat bulacak adam değilim. Ama daha önce çalıştım. İşimi çok sevdiğimden dolayı takdir açıyorum. Yoksa siz de böyle severseniz, sevdiğiniz iş yaparsanız size de bunlar açılacaktır. Zekiler en büyük ızdırap çektiklerini biliyor musunuz? Dünyanın rahatını deliler, çocuklar, hayvanlar çıkarıyor. Dünyanın ızdırabını çekenler zekiler. Akıllar değil. Akıllar cenneti yaşıyor. Akıllar ya akılun ta akılun efele tefekkerun vesaire. Zeki yani bu aklı yönetmeye kalkanlar azap çekiyor. Bak muhitin diyor hem de muhit zaman ve mekanın muhit zamanın yaşınızın bak yaşadığınız ev mahalle bölge familyanız, iki yaşınız, üç mekan, nüfusun ahvalinde büyük bir tesiri vardır. Sizin üzerinize bir tesiri var. Zannediyor musunuz bu tahtadır? Bunun bana tesiri yok. Peki, insanlar madem maddenin şeyi yok, şu anda buradaki şey evinizin salonuna benziyor mu bu hava? Şuradaki bir havayı. Farkında mısınız? Maneviyat. Peki, dikkat edin, evinizdeki salondaki havaya bakın, bir de yatak odanıza bakın. Affedersiniz de tuvalet ve banyoya bakın. Yani salon, görmenizi istiyorum, aynı mekan. Yani orada yapılan işlerle oranın atmosferi nasıl değiştiğini, ya fazla maneviyatın olması şart değil. Metroya bindiniz. Bak fazla gözünü oynatma, şeyini oynatma fazla. Tak tak oynat. Yoğunlaş böyle simalara. Vallahi domuz ve çakal göreceksiniz ama yapmayın. Ama böyle dura dura, hani bir kart var da eskide kırtasiyede satılıyordu. Düz bir şey. 3 dakika hiç oynatmıyorduk yani biz ortaokulda. Aa baktık o deriler. Allah Allah. 3 tane. Hani 3. boyut açılıyor biliyor musun?
Sen de hemen göreceksin bakayım. Hayvanat bahçesinde mi seyahat ediyorsun metodumuz? Çok tuhaf. Bir kardeş sordu, Osman mıydı? Abi diyor, hangi hayvan var diyor bu şeyde diyor falan. Daha çok, en çok benim bindiğim yerde bir baktım ki çakalla o tarla faresi var ya böyle. Birkaç tane şey yapıyor sincap. Köstebek. Köstebek gibi yani. O tipten böyle mahluklar var. Yani acayip köpek şey, benim şeyde gördüm etrafımda. Ondan sonra günahtan değil de, Allah beni affetsin bak itiraf. Onların simasından rahatsız olduğundan kafayı indiriyordu. O kadar, bak tamam yeter konuşma, bir perde indi bak. Sıkıntı yapıyor. Şey zannediyorsunuz, yoğunlaşınca göreceksiniz. Yeter ki fark. Peki bu neyi gösteriyor? Neyle meşgulsa sima olur. Güzel ruhları güzel simada arayınız. Hadis. Hadis. Güzel sima derken yakışıklı o deriden bahsetmiyor. Adamın böyle suratını çizen, gözü seni en gerek ilanı gibi sokan, seni rahatsız eden simalar var. Seni sarmaz böyle. Şöyle düşün. Senin babaannen dedenin var ya böyle, babaannenin dedesi köyde. Mübarek adamlar değil mi böyle? Bak bakalım. İlim yok ama namazları var. Değil mi? Namazları var, haram helalları öttüğü için. Bak nurani bir dede. O simaya bakın. Toplumu bozmaya çalışan alim dediğimiz uydurukların simasına bak. Senin dedenin 40'ta birine bile gelmez. Dedenin nuraniyeti, babaannenin nuraniyeti var mı onlar? Ya cahil ha cahil. Bak olduğu adam. Bu adam bakıyorsun suratı ayakkabı çablası gibi ya. Çünkü niye? Muhitin, zamanın, mekanın, zaman, zemin, taam, libas insanın fıtratını etkiliyor. Tabii ya. Bir daha sayabilir miyim? Zaman, zemin, taam, libas. Zaman, yaş. İnsan etkiliyor da. Yani mesela diyelim ki ben şu anda 17 yaşındaki bir delikanlının duygularını bilirim. Yaşamışım. Ama o benim duygularımı bir anda bilmez, şu anda bilmez. Zamanın tesiri var insan ruhuna. İki, zemin. Yaşadığınız zemin. Kimle oturup kalkıyorsunuz? Kim? İmam Rabbani'ye göre şarttır diyor. İyi olmanın şartı, iyi insanlarla beraber olmak. Şart. İmam Rabbani'ye göre. Zaman, zemin. Tam. Ne yiyoruz? Helal aran mı yiyoruz? Bir de libas. Giydiğiniz. Gidiyorsun Amerikan bilmem ne şeylerin reklam ediyorsun. Sanki sen insan tişört değil, reklam panosusun yani. Adam gelmiş tebeşirle arkana önüne yazı yazmış. Bir kere de bir sürü insana da tahrim el mekruh yaptırıyorsun. Namazda önde duran arkadaki yazıyı okuyor olan New York'u falan yazıyor. Bir sürü şeyler yazıyor. Mason yazıyor. Lyons yazıyor. Tişört yani. Animal yazıyor. He? Animal yazıyor. Allah Allah. Hayvan dedi. Çocuğa sordum. Biliyor musun? Biliyorum dedi. İyiyim. Aferin. Diyebiliyorsun yani. Mesela değil mi? Çorabın altına yazı var. Bu çoraplar alınır mı? Durduğun zaman arkadaki namaz kılınca yazılar okuyor. Sen reklam panosu musun? Reklam mı yapıyorsun? Para mı aldın adamlardan? Hem de ne taşıdığını da bilmiyorsun ha. İslam düşmanlarının ismini de taşıyorsun. Kalbin üzerine. Bir de bayrakları daha tehlikeli. Ya vesaire. Yani ne hayvan hale getirmişler bizi. Bir şey anlamıyoruz ki. Uyuşmuş kalkmak var. Acayip bir şey. Akla körlük vermiş, ruha sersemlik vermiş. Abi diyor ya, renkleri tatmaya çalışmayız. Evet, doğru. Şimdi bir zaman kalbime geldiğin, niçin Muhiddin-i Arabi gibi harika zatlar sahabeler yetişemiyorlar? Niçin Muhiddin-i Arabi gibi zatlar sahabeye yetişemiyorlar? Sonra namaz içinde Subhane Rabbiyel A'la derken şu kelimenin manası inkişaf etti. Meali değil. Tam manasıyla değil. Fakat bir parça hakikati göründü. Bir parça. Kalben dedim, keşke bir tek namaza bu kelime gibi muvaffak olsaydım, bir sene ibadetten daha iyiydi.
Sübhane Rabbiyel A'la'nın manası bir parça inkişaf etti. O nereye taşımışsa ustadı. Böyle diyor, Sübhane Rabbiyel A'la bir küçük manası inkişaf etti. Bir sene namazdan aldığım zevkten üstün geldi. Peki Sübhane Rabbiyel A'la'yı bir zikrin bir parça manası oldu. Acaba bu kalitede bir tek namaz olsa ömrümüzde ne olur? Sahabe gibi olur. Evet, sahabeye yetişilmiyor. İlimde geçiyorsun, mesela sahabe senin elektronik bilgisi yok. Araba kullanmayı bilmiyordu, hiçbir sahabe bilmiyor. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı getir, arabayı kullanamaz. Ve senin bindiğin arabası da yok ha. Almanya'da benim başıma çok geliyor böyle. Rahatsız oluyorum. Belki de kendimi böyle telkinç yapıyorum. Bir adam bir bakıyorum. Şıllık yani. De böyle değilsin. Öyle bir arabaya binmiş mi? Göz görmemiş. Diyorum uzaktan bakıyorum. Ya Rabbi. Senin Habibin mi kaliteli tövbe? Bazı insan. Senin Habibin böyle bir arabayı bilmedi. Hemen Allah manan diyor ki. Benim nazarımda ahirete göre dünyanın bir bardak suyun bir bardak su kadar değeri olsa ben diyor kafirlere bu bardak su vermezdi. Arkadaşlara bak onları gönder çocuklar. Resul kalken. Demek ki insanı etkileyen zeminleri iyi bilmek lazım. Kalben dedim keşke bir tek namaza bu kelime gibi muvaffak olsaydım. Bir sene ibadetten daha iyiydi. Namazdan sonra anladım ki o hatıra ve o hal sahabelerin ibadetteki derecelerine yetişilemediğine bir irşattır. Evet, Kur'an-ı Hakim'in envariyle hasıl olan o inkılab-ı azimi içtimaiyede, yani turfanda olmuş sahabelerde. Sahabeler benim bildiğime televizyonları yoktu, interneti yoktu. Yemekleri yoktu yani, tamam. Yani oradaki günah sahası da belli bir şeydi yani. Ondan sonra din gelmemişti. Rahmet ilahi celbetti yani dini. Ama biz herhalde biraz rahmeti şöyle bildiğimiz halde yapmıyoruz ya. Hiç bilmesek mesuliyet yok ha. Dedim başta derste. Sibirya'da doğdu adam, çocuk büyüdü. Kabire girdi, men rabbuke dediler. Allah'ın kim? Ne Allah? Allah Allah, sen Allah bilmiyorsun, ne Allah, hayırdır, kimdir falan der yani. Ondan sonra siz kimsiniz bana soru soruyorsunuz? Ha, bu adam cennettik biliyor musun? Zina yapmış, içki içmiş, her şey, ilk bir namaz düşmüş. Bu adam cennettik ha. Bana diyecekler ki, dur hesap ver. Hani biraz önce soruda şöyle vardı. Hocam biz daha şanslı değil miyiz? Müslüman ana babadan, İslam memleketinin ezanlı bir memlekette doğduk. Adam falan yerde doğdu. İşte Hasan'a diyecekler, asa bu kefin köpeğin kuyruğunu da oynatarak cennete geçecek. Bana diyecekler ki dur orada. Dur, ver hesabı. Ulan köpek hesap vermiyor. Şimdi bu adam, Sibirya'daki adam bu köpek de girecek yani. O da girecek. Hiç hesap yok. Sana diyecek ki gel buraya. Ey hangimiz daha nasip? Hani soru biraz önce daha değişik. Abi sorumlusu biz değil miyiz abi? Evet. Yayınmamız gerekiyor. Biziz işte. Sorumlusu derecemize göre sorumluyuz tabii. Tabii ki sorumluyuz. Herkes derecesine göre, imkana göre sorumludur. Mesafat da ona göre o zaman. Evet. Peki. Evet, Kur'an-ı Hakim'in envariyle hasıl olan o inkılab-ı azimi içtimaiyede ezdat birbirine çıkıp ayrılırken, yani demek ki o zaman sahabelerde sahabe yapan cemiyetteki hayırle şer, iman, küfür, hak, batıl çok keskin bir şeyle sınırlı ayrılmış. Hani karma değil. O bir adama bakıyorsun mozaik bir adam. Bir bakıyorsun alim, bir bakıyorsun hain, bir bakıyorsun uçuyor, bir bakıyorsun dipte. Bir adam, bir bakıyorsun bir insana, bir tarafına bakıyorsun vatan haini, bir taraftan bakıyorsun din alimi. Bir tarafına bakıyorsun böyle dini cemiyete hakim yapacak, bir tarafta
haram yapabilirsiniz diyor. Yani bir mozaik yani bir, o zaman öyle değil işte sahabede. Hak batıl tak tak ayrılmış. Çok tuhaf bir asır ya. Bunu cahil yapmıyor ha. Altına saflığı gibi abi. Acayip bir şey arkadaşlar, sevgili kardeşlerim ya. Çok acayip bir asır. Garip bir asır yani. Abi o zamanlarda teslimiyet tam manasıyla yani. Tabii ya, çünkü net ya. Teslimiyet vardı yani. Ha peki diyeceksin ki bu şimdi bu mümkün değil mi? E var bak, hak batıl, burası hak, değişim batıl. Nasıl ayrılmış. Böyle yerlerde işte bunları küçük küçük yerlerde de teneffüs ediyoruz. Dergaha gidenler, camiye gidenler, bidat girmemişse, zikir yerlerine gidenler, ne bileyim ki nereden gelmişseniz. Sizin oralarda öyledir ya. Yani ulvi yerler yani, mukaddes yerler, hak batıl da var. Yeter ki bidat girmesin. Buraya bidat girmesin. Abi bir de şey değil mi yani, Efendimiz zamanındaki, sosyalizm zamanında, yani o zaman olduğu yerdeki rahmetin inmesi, o şeyin manevi havanın... O da tabii tabii. O da var. Zamana göre vardı. Şu anda mesela asıl imamını tanımak, onun vekili olduğu için o alet onda da cereyan ediyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor, kıyamete yakın asıl saadeti hal diyor, Mehdi'nin ve cemaatinde olacak diyor. Evet, Kur'an-ı Hakim'in envarıyla asıl olan o inkılab-ı azime içtimaiyede ezdat birbirinden çıkıp ayrılırken şerler bütün tevabiyle, şerler bütün çeşitlilikleriyle, zulümatiyle ve teferruatiyle ve hayır ve kemalat bütün envarlarıyla, envarıyla ve netaiciyle karşı karşıya gelip bir vaziyette ve muhiç bir zamanda her zikir ve tesbih bütün mehasininin tabakatını turfanda ve taravetli ve taze ve genç bir surette ifade ettiği gibi o inkılab-ı azimin tarakası altında, yani gürültüsü altında insanların bütün hissiyatları biz dokuyorum ki oraya gelin. O zaman insanların hissiyatları mesela şöyle. Bu cihazı hiç kullanmadı. Çalışma imkanı var. Ama bu cihazı kullanırken bozuldu, çalışma ihtimali yok. Sahabelerin sistemi bozulmamıştı. Biz İslam'ı, örfü, ananeyi aldığımızdan dolayı belirli uyanıklığı yaşadı. Sonra onun içerisine uyanan şeyin, sistemin içerisine asiti döktük. O çalışmıyor işte. Bak diyor ki, o inkılab azimin tarakası, yani olaylar var ya, taraka, gürültü yani, hadiseler altında Halid bin Velid şöyle diyor. Sen çok zekisin dediler. Niye şimdiye kadar Muhammedi olmadın? Niye dini kabul etmedin deyince dedi ki, bu taassupçulara da duyurulur bu. Daha önce diyor, safta diyor, ön safta babalarımız vardı. Aklımızı diyor babamızın cebine koyduğumuz için bizim aklımız yoktu. En iyi o bilirdi. O derdi diyor, biz yapardık. Ne zaman saf çıktı, babalar öldü, devre dışı oldu, Muhammed'le karşı karşıya kaldım diyor. Halid bin Velid kendisi anlattı. Sonra sordum diyor Muhammed aleyhissalatü vesselam için. Radiyallahu anh bu sahabe, şefakta namazlar eylesi. Sonra Muhammed ne istiyor, niye savaşıyoruz diyor ya. Niye nasıl savaşıyor? Bir baktım ki benim istediğimin, ruhumun istediği bir hayatı o söylüyor. Kendisini, aklı kendisi kullanınca, kendi başkasının cebine koymamışsa, o zaman görüyor. Yoksa göremiyoruz arkadaşlar, kitaptaki manayı da göremiyoruz. Şimdi kadar niye göremiyoruz? Ya birilerinin cebine koymuştuk. Aklı kör etmişiz kardeşler. Felsefi, maddi ve tabiye aklı körlük, ruha sersemlik vermiş. Göremiyoruz. Ya mezar ya, ondan daha ileri bir şey var ya tesir. Amcası gömülüyor, babası gömülüyor. Mezarın içine bakıyor. Garaj arabayı götürdü mü? Kardeşine diyor. Ben idare ederim cenazeyi, sen git araba şey. Garajdayım, şeyde, serviste. Arabayı şey, sıradan çıkartmışsın, idare et. Sen git oraya, ben buradayım, tamam mı? Tamam abi diyor. Gene diyor.
Ben bunu kurgulayabilir miyim böyle bir şeyi? Gördüm de söylüyorum. En ileri servis bu. Ahirete servis bu. En ileri servis ölümdür. Dini duygular uyanmasına sebep. Bu dünya. Adam iki zilçeyi nasıl yapabiliyor? Şimdi parayla ağlamayı adamları tutulur. Parana göre alıyor. Bizzat o ağlayanlar kadınlara ya tinin oluyor diye azem ya sosyal işimize diyor parayla yapıyoruz. Parayla ağlama adamları tutuluyor şimdi. Şirket var şirket. Telefon ediyorsun. Kaç kişi istiyorsunuz beyefendi diyor. Ya acayip ya şeyde ya bu dört telemette vesaire taraflarında. Adam var ya şirketi var ya. İsterseniz Google Evliyası'na girin. Cenazede ağlayanlar diye yazın telefonu çıkarsın. Parayla alıyor seni merak etme baban ölse. Millet senin evladı zannedecek koy oraya iki tane. İki tane de kadın koy ilk kadın ölçüde. İki tane aşağıda erkek de koy. Parana göre dört adam koy. Onların işi alama. Ondan sonra yardım çekip gidiyor. Eyvallah. Evet babası değersizmiş abi. He? Babası değersizmiş. Evet. Ne dersen de işte. O inkılab-ı azimin tarakası altında olan insanların bütün hissiyatını letaif-i maneviyasını uyandırmış peygamber ve zaman. Zamanın o zulümleri sahabenin bütün letaif-i maneviyasını uyandırmış. O ulvi latifeler var ya uyanmış. Hatta vehim, hayal ve sır gibi duygular hüşyar ve muteyakkız bir surette o zikir, o tesbihlerdeki mutadit manaları kendi zevklerine göre alır, emer. Kupkuru sünger gibi emiyormuş. Vehim bile. Vehim kötü bir şey değil. Vehimin ifratı var, tefriti var. Tamam. Yani mesela yoku var eden vehimin ifrat mertebesi. Yok, şeytandan geliyor. Bak, vehim kafadadır. Vesvese buradadır. Yani bu arada söyleyeyim. Vesvesenin özelliği varı yok eder. Abdestin varsa yok der. Vesvesenin özelliği varı üzerine kurulmuş. Varlık üzerine kurulmuş. Yok, abdestin yok var demez. Öyle bir şey, sistemi yok. Yani sen o zaman sana şu karı var. Abdestine şüphelemiyor musun? Hocam abdestin var mı? Ben altına imza atıyorum vallahi. Abdestlisin. Çünkü şeytan var üzerine kurulmuş. Varı bu Adem'e dönüştürmek. Vücudu Adem'e dönüştürmek. Şey, şüphe mi ettin abdestten? Kefili benim. Abdestini al. Hiç kimse, hiçbir şey gelmiyorsa olan abdestli miyim değil miyim ya? Hiçbir şey gelmiyor. Git abdestini al. Çünkü eğer hiçbir şey gelmiyorsa vardır yok. Şeytan devrenin dışında. Devre dışındaysa demek abdestin yoktur. Olsaydı şeytan musallat olacak. Anladın mı? Aa hiçbir şey gelmiyor falan. Ben öyle yapıyorum. Oturuyorum kitap okuyorum. Acaba ne oluyor acaba kitap okuyorum abdestin var mı? Diyor ki yok. Nereden bildim? Hiç vesvese gelmiyor. Onun için vesvese lazım arkadaşlar. Gitmesine çalışmayın. Dursun. Size bir şey hatırlatıyor. Abdestin var diyor imza atıyor. Senin abdestin var diyor altına... İsmi şeytan. Şeytanın delilleriyle abdestim var. Vehim ise, vehime geleceğim, bunun tersine çalışıyor. Yoku var ediyor. İfratı. Tamam, yoku var ediyor. Şeytanın telkiniyle de varı da yok ediyor tefrit mertebesi. Çünkü nefis, nefis çalıştırıyor vehmi. Vesveseyi de şeytan çalıştırıyor. Şeytan da buna etkileyebiliyor. Bunu etkilediği zaman vehim o zaman varı yok ediyor. Yani vehim ilimle çözersiniz. Kalpteki şeytanın da tesirini terklerle muvaffak olursunuz. Ruhta da lezzet istiyorsanız ibadetle yaparsınız. Tekrar ediyorum. Vehminize galip olmak istiyorsanız ilim onu tard eder. Cehil onu davet eder. Ne Kur'an okursa ne okursan oku. Kim okunursan okun. Kim hangi uyduruksaya gitsedin git. Vehimi yok etmek istiyorsanız ilminizi artırın. Sonra vesvesenizi yok etmek istiyorsanız terklerinizi çoğaltın. Terk. Terk edin. Yanlışları terk edin.
cennetinize girmek istiyorsanız dünyada ibadetinizi çoğalt. Ela bizikrine tekrar. Bu kadar kolay bak. Civatayı veriyorum, anahtarı da veriyorum. Yolu tarif ediyor musun, yürüyeceksin. Ben böyle yapıyorum. Sistemini bildin mi, adamın sistemini bildin mi, vallahi cicığını çıkarıyoruz. Mesela diyelim ki, aldın televizyon kumandası, dur açma dur. Ben şimdi bunu açarsam, beni açacak o. Ben onu açarsam, o beni açacak, beni sokacak içeriye. Her taraftan mahrum olacak. Kesin bunu bil. Tamam. Bunu bildiğin zaman muvaffak oluyorsun. Aşamadınsa hemen bir dostuna telefonu. Ne var ne yok, nasılsın, iyi misin? Sohbet et, hemen o mailin gider. Hemen araban varsa, yakınsa yaya, doğru hemen gider sana git. Fırsatların arkadaşlar. Daha da yapamıyorsan git bez al, fırça al, tuvaleti temizle. Daha hayırlı iş yaparsın. Temizlik yap. Evet. Vehim böyle bir şeydir. Vehimin bozukluğundan acımasız, panik atar, buhran, bunalım çok ileri giderse hemen şizofreni oluyor. Onu ilaçları kullanırken aynı zamanda ilmini artırırsan, tekleri de çoğaltırsan, rüyada bana söylediler, hep bunu söylüyorsun ama eksik söylüyorsun. Rahat olmanız için hep ne derdim, hatırladınız mı? Bir, namazı vaktinde kılın ve arkasında tesbihat yapın. Duymuşsunuz. Yeni bir şey söyleyeceğim. Ben de bilmiyordum. Yeni öğrendim. Yeni rüyada birisi ders yapıyordu. Ben de derse katılmıştım. Anlatıyordu. Ben de size anlatıyorum bir parçası. Dedi ki, o bir tanesi ders yapana. Ya abi diyor, Risale okuyoruz, namaz kılıyoruz, şunu gör. Gene sıkıntımız var dedi. Ne yapalım dedi. Herhalde değil mi? Aynı şey. Risale okuyoruz, Kur'an okuyoruz, derste gidiyoruz. Gene sıkıntımız var dedi. Onu saydıklarını sıralayayım. Ben buraya kadar saymıştım. Bir tane bilmiyordum. Ondan öğrendim. Bir, namazı vaktinde kılın, akabinde tesbihatı yapın diyor. Doğru. Hizbul Kur'an okuyun. Doğru. Haftada bir, en az bir gün derse gidin. Doğru. 5-10 dakika Risale-i Nur'u her gün okuyun. Doğru. Buraya kadar hep duyduğunuz değil mi benden? Asay-i Musa. Asay-i Musa 5-10 dakika Risale okuyun o. Yani yatak odasında Asay-i Musa ama siz artık onu açtınız. Evde 5-10 dakika Risale okuyun. 4. Hep bunu biliyorduk. Yeni bir şey ekledi. Her gün diyor 1-2 sayfa Ömer Nasuben. Yani İlmihal'den İlmihal kitabı okuyun. Çünkü sıkıntıların temeli ya abdest veya guslu yapmayı bilmemekten, ilmihali bilmemekten kaynaklanan yolla giriliyormuş vehim ve şeytan. Doğru. Yani bizim arkadaşların ilmihal bilgisi zayıf. Bir soruyorum size. Bilenler sussun. Abdestin vacibi kaç tanedir dersem kaç kişi diyebilecek olan var mı? Abdestin vacibi kaç tanedir? Kaç tanedir? Ama hepinizi tebrik ediyorum değil mi? Seçilmiş insanlarsınız. Abdestin vacibi yoktur. Farzı var, sünneti var. Yoktur, değil mi? Abi Mektubat 426'da o malum şeyin bitiminde diyor ki, yerin bitiminde, Risale'nin talebelerini bu zaman şeyle vazifelendirmiş diyor. Böyle bu soruları sorup cevap almakla vazifelendirmiş. Yani o, evet. Tam aklıma gelmedi ama bu zaman böyle bir vazifeyle tavzif edilmiş diyor. Yani dini ilimler, dini bilgiler Risale-i Nur talebelerine sorulacak, onlar da cevap verebilecek bir tarzda olacak. Zaten hocalar diyor, hapishaneye nurcular girince hapishanedeki hocalar, usta da diyor, ben hey efendiler, şef değilim, hocayım diyor. Tamam. Ondan sonra hapishanede nurcular girince hocalar diyorlar. Bazısı mail atıyor bana, kendine ne hoca yakıştırması yapıyorsun diyor. Risale-i Nur diyor ki, hapishaneye girenlere hocalar diyorlar ya, işte cahil olunca acayip bir şey. Demek ki ne yapacağız? Hangisini okuyacağım da vesvese etmeyin. Ömer Nasuhi'ni alacaksın. Her gün, bugün mesela, bugün duydun. Hemen eve gidince Ömer Nasuhi'ni hemen bir abdesti bir bak. Veya belki lazım olur sabah. İnşallah olmaz. Gusul nasıl aldığını bir onu okusana ya. Bir de oku. Ha biliyorsun canım, şüphem yok. Biliyorsun da bir daha. Belki başkasını anlatırsın. Bir eksiklikleri vardır. Bir tanesi dediği gibi. Hocam, dur.
sohbete başlamadan önce ben sana bir soru soracağım. Buyur. Hocam benimle alakası yok ha. Böyle benimle alakası yok. Bu cemaat istifade edecek. Bir gustu bir anlatsana bunlara. Dedim bunlar biliyor. Daha önce anlatmıştım. Sen istiyorsan sana anlatayım. Ya belki bilmiyorlar demişti. Tamam anlatayım. Yurt dışında oluyor. Gustu. Ya. Acayip bir şey. Ha demek ki bir iki sayfa, bunu da bitireceğim. Bir iki sayfada ilmi al çünkü ilmi al bilmiyoruz. Yapmayın. Ben bilmiyordum ya bunu. Böyle ilmanda okumadığınızı bilmiyordum. Bana öyle dediler dedi. Ben de size naklettim. Bak ya Rab dedim ben de. Dedim mi size? Dedim. Ahmet Zübeyir abi demişti. Yani. Zübeyir abi ne demişti? Yani Risale'den sonra ilmi al bilgisi. Evet ilmi al bilgisi. Hal bir kardeşim. Yani ben öyle evlisiniz. Hanımlar kendi ilmi halini bilmiyor. Sen bilsin böyle anne babadan kalmış nereden öğrenmişsen guslunu bir okusana. Hakikaten asırlardan beri kullandığın asır diyeceğim. Kullandığım şu metodu, bu yaptığın muamele acaba doğru mu? Bir baksana ya. Bir bak yani bu hakikaten bu ilmi şey guslumuz şey mi ya? Hemen merak ediyorsun değil mi şimdi? Ben de merak ettim. Rüyadan sonra ben kalktım guslum ve abdestimi de okudum. Abdestte birkaç tane sünnet eksik yapmışız. Tamam. Ha, bitireyim. İşte şu hikmete binaen bütün hissiyatları uyanık ve letaifleri hüşyar olan sahabeler envar-ı imaniye ve tesbihiye cami olan kelimat-ı mübarekeyi dedikleri vakit kelimenin bütün manasıyla söyler ve bütün letaifiyle hisse alırlardı. Halbuki o inkılap ve o infilak ve inkılaptan sonra gitgide letaif uykuya ve havas o hakayık noktasında gaflete düşüp o kelimat-ı mübareke meyveler gibi gitgide ülfet perdesiyle letaifini ve taravetini kaybeder. Adeta sathili kavasıyla kuruyor gibi az bir yaşlılık kalıyor ki. Yani mesela şeye çok benzetiyorum onu. Elma ve patates. Soyduğunuz zaman çok parlak olur. Birkaç dakika. Birkaç dakika durun, 5-6 dakika sonra durun, siyahlaşıyor. Böyle oluyor yani. İnsandaki o his. Yani günahlar bizi böyle yapmış. Morartmış. Bozulmaya başladı, çürümeye başladı içeriye doğru. Bir günah bir günah tetikledi. Çünkü her bir günah diğer bir günahın zemini olmuş. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol olmuş. Günah günaha yol açmış. Günah günaha tetiklemiş. Günah günaha zemin olmuş, malzeme olmuş. Hepimiz ya, sana hitap etmiyorum. Hepimiz de. Ama bunlar okuyoruz ki uyanalım diye. Adeta bu sefer din bilgileri böyle sahtilik olmuş. Sahtilik havasıyla kuruyor gibi az bir yaşlılık kalıyor ki ne yapacağız şimdi? Tamam. Nasıl yapacağız? Neyle aşacağız bunu? Neyle aşacağımızı söylüyorum. Kuvvetli tefekkürü bir ameliyatla ancak evvelki hali iade edilebilir. Neyle? Kuvvetli tefekkürü bir ameliyat. Ameliyat olacaksın. Ameliyat olacaksın. Cerrahi. Buralar ameliyathanedir. Öyle demeyesiniz dedi ha. Hiç öyle zannedin, doğru zannedecekler bana. Ameliyat. Kuvvetli bir tefekkürü ameliyatla. Tefekkür nedir? Biliyorsunuz değil mi? Buraya gelen seçkinlersiniz. Uzaktan yakından bilerek yani. Tefekkür. Tefekkür en şeyiyle nasıl çalışır? Dima 7 mertebesine malzeme vererek o bütünlüğe giriyor. Yani eşyadan, eserden müessiri düşünmek. Hem lügat manisiyle söylüyorum. Mesela bir tane yapalım. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Ha, demek ki bundan önce bir aklı kül olacak. O zaman 7 milyar insanın aklı, geçmiş ve gelecek aklı. Ya bütün bu akılların ustası, ulan ne akıl varmış ya? Değil mi? Ne ilim var? Veya, siz düşünmeyin ama ben böyle bir tefekkür etmiştim.
Ya benim bir sıkıntıma ben tahammül edemiyorum. Değil mi? Öyle değil mi ya? Sıkılıyoruz. Değil mi? Sıkıntı olmayacak. Allah benim şu anda sıkıntımı biliyor mu? Biliyor. E şimdiki bir sıkıntım ya, bir iki tane sıkıntı var şu anda, kaldıramıyorum. Peki 50 senelik sıkıntım, geçmişteki bütün sıkıntılarım şu anda bana yüklense ben motor ne olur? Yanar. Peki ben bunu. Peki benim geçmişteki bütün sıkıntılarımı biliyor mu Allah? Biliyor. Seninkileri de biliyor mu? Biliyor. 7 milyar insanın biliyor mu? Biliyor. Geçmiştekilerin biliyor mu? Biliyor. Gelecektekilerin biliyor mu? Biliyor. Allah nasıl bir Allah? Nasıl tahammül ediyor? Nasıl bir Allah ya? Nasıl bu sıkıntılar tahammül ediyor? Öyle demek ki böyle. Allah bir Allah. Böyle Allah olması lazım. Tefekkür böyle. Veya kör olan bu boyaya tam atamaz yani. Değil mi? Bir tasarım diyor. Kör olan boyaya hiç düşün, gördünüz mü servislerde? Ama sopayla dükkana gelmiş ama arabayı boyama tabancası verilmiş. Şşt, şşt, arabayı boyar. Amayı otoboyaya alınır. Hiç amalardan ressam gördünüz mü? Demek ki bunu yapan boyayan ama olmaması lazım. Gibi. Yani Risale-i Nur mesleği biliyorsunuz. İşte kuvvetli bir tefekkür. Mesela şimdi metroya bineceksin arabada. Araba silerken bak göreceksin. Sokağını bile unutacaksın tefekkürle. O kadar daldın ki çok güzel ya. Allah Allah, hakikaten yapmak lazım. İmam-ı Rabbani Hazretleri demişti ya Hasan kardeş. Doğru yerde olmak lazım. Doğru insanlarla doğru iş yapmak lazım. Ona doğru ya şu adamı terk etmem lazım. Şu iş yerindeki var serseri ona gitmem lazım. Ulan maç bu şu mahalledeki var. Bundan uzak durmam lazım. Hemen arabaya sürüyor tefekkür. Bu da tefekkür. Veya hakikaten falan diye o zaman kendini bile unutuyorsun. Ancak kuvvetli tefekkürü bir ameliyatla ancak evvelki hal iade edilebilir. İşte bundandır ki 40 dakikada bir sahabenin kazandığı fazilete ve makama 40 günde hatta 40 senede başkası ancak yetişebilir. Ne dedim abi? Ben de bilmiyorum ne dedim. Abi başka yerden diyor ki başkalarının 40 günde çıktığı yere kadar sakın çıkartır sizi diyor. Risale-i Nur diyor. Tersten çok acayip bir şey söylüyor. Bir daha söyler misin? Alacağım sorunu. Bir daha söyle. Asay-ı Musa'da diyor abi başkalarının 40 günde çıktığı makama 40 dakikada çıkartır. Evet Risale-i Nur çıkıyor diyor. Risale-i Nur. Burada diyor ki 40 günde sahabeler normal insanların 40 günde çıktığı makama sahabeler 40 dakikada çıkartıyor. Yani çok acayip bir şey. Yani. O zaman evet. A eşittir B ise, B eşittir C ise, A eşittir C'dir diyorsun. Zamanı bir şey diyor. Evet. İmam-ı Rabbani Hazretleri dediği var ya işte son mektubunda. Ancak diyor sahabelerin arasındaki zevk, şevk, Mehdi'nin cemaatinde olacak diyor kıyamete yakın. Peygamber'e diyor kardeşlerim de değil ki şeydir. Kardeşlerim de değil. Ahir zamanda gelecek kardeşlerim de değil. Çünkü Üstad diyor ki ben size diyor kendime talebe yapmıyorum. Ben de nur talebesiyim diyor. Ben size Kur'an talebi, Kur'an'a bağlıyorum. Çünkü Risale'ni Kur'an'la bağlı, Kur'an da arşı perşe bağlayan Habib-i Metin'dir diyor. Yani mesela vay be Bediüzzaman'ı dedi işte hatırınıza geldi mi? Benim de gelmedi. Çünkü Risale'nin en büyük meziyetten bir tanesi de okunduğu zaman müellif hiç hatıra gelmez. Ne konuşuluyorsa o. Mesela Allah, peygamber, ahiret ve kendim. Hep kendimizdeydik. Ben yine yalan mı söylüyorum? Çatırına gelmiyor. Said Nursi de benim gibi talebedir ve abimizdir. Said Nursi abimizdir. Bediüzzaman ustattır. Risale-i Nur müceddittir. Ha şimdi Risale-i Nur şeyi okunduğu zaman çünkü direkt Kur'an'la, direkt aradığın kaynaktan alıyorsun dersini. Üstad diyor ki aradığımızı aradığımızdan soralım diyor. Tasavvuf diyor yani o şahıs değilmiş. Evet. Şahıs değildir diyor. Şahıs değildir. Tamam. Mesela Mürşit diye bir ders var. Yayına girdi galiba. Bugün dün mü? Bugün. Yani biz hep böyle sanal. İşte bundan yapacaktım size muhakemattan ders de. Mecazı şey sarihatı mecaz yapmak, hamletmek cehalete kuvvet veriyor. Bir şahs-ı manevi böyle hayali, düşüncede var olan. Oysa canlı ve ruhludur. Benim ruhumdan çıkan ruhsuz olur mu? Her bir nur talebesinin ruhundan çıkan amali salih onu inşa ediyor. Ruhtan çıkan ruhsuz olur mu?
O zaman bütün ruhların cemiği, ne olur o? O sana himmet ediyor, o seni inşaat ediyor. O sana şu anda yardım ediyor, yardım ediyor. Evinde sana yardım ediyor. Bu kadar ilhamlar, şeyler geliyor. Nasıl geliyor onlar? İnşaat ediyor seni. Ama insan olarak böyle bir adam düşünürsen, şeyhtir, bilmem nedir, Bursa'da, Adıyaman'da, Karastamonu'da, şurada burada dersen, adama gidersen seni inşaat eder. Ama Risale-i Nur cemaatinin şahsı manevisi mürşittir. O her yerde. Zamanı da yok onun. Gidip de şefi'ye ikide uyandırabilir misin? Beni uyandır bak, ne anları getiriyorum seni. La telefon et bakalım. Aa, bir şey söyleyecek misin? Sultan, bu saati mi buldun? Saat gece ki. Çok çok benim ancak cenazem varsa arayabilirsin ikide. Yani üstad diye benim de dualara dahil etme kaynağı. Evet. Dost, talebe. Gibi o şeyde anlatıyor. Risale-i Nur'un şahsı, ona bir girin bu mürşit diye. Türe şahsı manevi anlatıyor. Şahsı manevi, bak, canlı ve ruhludur. Bir de söyleyeyim. Dışarıdan giren bilgiler ruha girince ruhsuz olmaz. Ruhtan çıkan bir şey, bir halet, ruhsuz olur. Şöyle diyeyim, daha iyi olur. Özür dilerim, affınıza sığınıyorum. Bedenden çıkan büyük abdest ve küçük abdest sende kopuk değil, seni taşıyor. Senin içini dışarıya taşıyor ki doktor diyor ki ver onu bir bakayım ne var sende. La ne yapacaksın sen bunu? Seni taşıyor diyor. Öyle değil mi? Tahlil edince seni dışarıya taşıyor. Senin abdestin ve idrarın seni taşıyacak. Senin kokun, sesin, sima seni taşıyacak. Senin ruhundan çıkan halet seni taşımayacak. Böyle bir şey olur. İşte nerede toplanıyor? Toplanan yerin adı şahs-ı manevi denen bir yerdir. Yerin adıdır o. O işte her yerde, o idare ediyor. Ama yine şahıs istiyorsun. Resulullah şahıs bırakmadı ki. Ben size iki şey bırakıyorum. Temessük edersiniz, kurtulursunuz. Bir Allah'ın kelamını, Kur'an, bir de sünnetimi. Bak insan yok. Orada insan yok. Burada da insan yok. İnsan acizlerin işidir. Aciz, tembel. Tembeller başkasına yük olurlar. Ahtapot gibi. Ya ben her türlü hayatı yaşayayım ama cennete de gitmek istiyorum. Sen beni cennete götürürsün ey şefim, ey ustadım. Ey abi, tembelin işidir. Ya çırsaldım çayra mevlam kayra. Niye? Şefim beni götürür. Sen? Sen ne yapıyorsun? Senin için ne yapayım? Ben de bu ataksım ve mal olmuş. Bu günahlar kim işleyecek? Günahları da ben işleyeceğim. Şef de beni cennete götürecek. Tak kim anlat onu? Olur. Şahsı manevi canlı ve ruhludur. Senden çıkan abdest gibi, koku gibi, ter gibi, sima gibi seni nasıl öteye taşıyorsa, orayı nasıl inşa ediyorsa benim konuşmam, benim ruhum da seni inşa ediyor. Hani demiyor musun bazı yere gittiğin zaman, ulan adamın gözü en gerekli olanı gibi soktu ya. Ulan oraya gittim, sıkıldım ya. Öf! Hah, o işte yayan dalga. Dalga. Burada da öyle. Burada sırf tek ben başıma alayım, bu lezzeti alamam. Kabe'ye git, Kabe'ye git, herkes buharlasın, sen tavaf et. Vallahi Hacer-i Esvet, Hacer-i Esvet olmaz. Hiçbir şey olmaz, haçta değeri olmaz, hiçbir zevk vermez. Hiç kimse olmasın, Hacer-i Esvet'i değil elin sürmek. Kafa yastık yapsam bile keyif vermez. Ne ile keyif verir Kabe? İnsanlarla. İnsansız haç, Kabe, Hacer-i Esvet zevk vermez. İnsanların o şiddetli bir muhabbet, aşk, şevk, şiddet yani. Kabe'nin o şeyi, dört duvarı sanki ayna gibi oraya yansıyor. Oradan besleniyorsun ki bilasale diyor bir bedevi, cahil birisi gitse diyor 16. söz 4. şu anda veli olarak geliyor. Bir bırakıyor böyle kendi bir arzu ediyor olan gidecek falan. Böyle bir aşk, şevk, bir duygusallık. Ne? O kadar katkı sağladın o havuza. Herkes kattı. Endonezya'da, Malezya'da. Ama alırken kattın. Öyle bir rahmet ki Allah. Böyle bir Allah'tır. Ufak bir duygusal. Ya hakikaten ya Rabbi falan. Bırakıyorsun. Komple 6,5 milyon insanın bıraktığı haleti komple alıyorsun. Onun adı da evliya. Veli geliyorsun diyor. Ondandır ki günahların yanıyor. Çünkü keban barajını o enerji yüklemiş senin günahına. Şak diye yanıyor. Ve o yok oluyor. Günahlar gidiyor. Ama an şartta gidip de cep telefonuyla neredeyim biliyor musun? Bak hele şey, tazarru, niyaz, nedamet, dua yerine artistlik yapıyor. Bak neredeyim ha, bak
Arkaya şey yapmışım, böyle bir telefon var, ne diyorlar böyle. Kendini tutuyorsun, kendini çekiyor böyle. Selfie. He? Selfie diye bir dersimiz de var değil mi? Manyak bir ders. Selfie diye ders de var ha? Evet. Böyle sesli derste de var, görüntülü yok Selfie. Ne dediklerini de biliyor. Bilmiyorum yani. Böyle tutuyorsun, ya bak hele falan. Buradan geçeceksin de tazarı olacak, günahını affedecek, hacı olacaksın. Kabul olan bir haç diyor. Sen neye gitmişsin ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne telefonu yani? Bak hele neredeyim falan, şu anda tam karşındayım. Ne diyorsun söyle bakalım. Oğlum bir şey için sen ruhuna zıt gelmedin şu anda benim ifadem. Ben söylediğim senin şu anda sıktı, adam bunu yapıyor. Çünkü cahil. Peki. Uzattım ama özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Aklımıza körlük, Cenab-ı Hak ruhumuza sersemlik vermesin. Amin. Hakkı hak bilip hakka yapışmayın. Batılı bilip batıldan kaçmayın. Ve izan, itikat ve şuurunu nasip eylesin Cenab-ı Hak. Amin. Ya Rabbi, aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eyle. Amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Amin. Kim bize nasıl dua ediyorsa, kime söz vermişsek, kim bizden ne bekliyorsa, kimin hepimizin üzerinde hakları varsa, usul ve furularımızdan her kim ahirette intikal etmişlerse, hepsine ya Rabbi merhamet eyle, iştiraka amali uhreviyeden hisselerini azim eyle, amin. Dertlerini bertaraf eyle, amin. Sıkıntılarını bertaraf eyle ya Rabbi. Vâhirde vâhmen elhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha temâ selamat. Allah'a emanet.